mesleğimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Amacımız mesleği tanıtmak, sevdirmek. Hakim Bey, biz normalde sade buz değil, hamurdan da yapıyoruz. O finale saklıyoruz. Hamuru. Evet. Hamur işi... tuzu, nişastayı. Hamur işi deyince pek cazip gelmedi. Buz şimdi bayağı güzel de hamurdan yıldız falan mı? Yok. Tavşan. Hayır. Nahit Yılmaz. Evet. Hoş geldin. Hoş Nahit. Bulduk. İlk turda çok güzel bir gösteri vardı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu turda ne olacak? Bu turda da yine bir buz gösterisi yapacağız. Beyefendi? Erhan Ustamız. Geçen sefer gibi değil mi? Aslında bir şeylik oldu ama... Hayır, ben açıklayayım Acun Bey. Şimdi başka bir şey de yapılacaktı Erhan Usta'da. Şovun dağılmaması açısından yine biz buzda karar kıldık. Erhan Usta, bu ne? Bunlar hamur ve bakliyattan yapılmış sırf. Şimdi bu sürahi makarna ve hamurdan. Makarna ve hamur. Bunu yesek yer miyiz? Yenmez. Açık büfelere süs bunlar. Başka? Bu ne? Bu da kelebek. Bu da yine kırmızı mercimek. Hamurdan yapılma. Gıda ürünlerinden böyle evet. Dizaynlar ortaya koyuyorsunuz. Evet, evet. Çok başarılı. Denizli orozu mu? Öyle sayalım. Öyle olsun yani. Hayır yani zorlarsak olur. Peki. Acun Bey, bir de başlamadan şovumuza bir sürprizimiz var. Yanınıza gelebilir miyiz? Masaya bırakmamız gerekiyor çünkü. Tamam, buyurun. Tamam. Hülya'ya olsun bu. Acun'a olsun bu. Tamam, bana olsun. Tam 15 sene mi karşılıyor? 15 sene mi? 15 sene mi karşılıyor? Tarihi ambuan mı? Evet, tarihi ambuan. Vay. Türkiye'mize de hayırlı olsun. Dur, dur. Durun. Heyecanlandım abi. Hayır, evet. Koy şöyle yavaş yavaş açalım. Yavaş yavaş. Umarım... 15 sene... Bir şey söylemeyeyim. 15 sene. 15 sene yine emek harcıyorum. Amerika'da, Avrupa'da vardı ve... Bu buzu Türkiye'ye kazandırdığım için de gerçekten onurluyum ve gururluyum. Nahit, şimdi burada 15 senede hazırladın da erimeyecek mi bu? Yok, şimdi şöyle. Ya bu buz 5 günde hazırlandı da tekniğini çözmemiz 15 sene sürdü. Anladım. Çok harika bir şey var bu arada şu an burada. Dursun. Evet. Eve götüremeyiz ama eridi değil mi? Yok, eve götürebilirsiniz. Bir gün durabilir. Hadi açıyoruz. Evet. Açıyoruz. Açıyoruz. Yapma galiba, yapma. Değil mi? Ne olursa olsun çok güzel. Hülya istemedi, demin sorduk. Al götür. Böyle duruyor değil mi? Evet. Bir gün durabiliyor. Bir gün. Peki bu buzun özelliği neymiş? Buzun özelliği Hülya'nın çok yavaş olması ve şeffaf olması. Çiçekçiler için çok güzel bir olmuş. Harika bir şey de birkaç yere sunduk. Bekliyoruz artık. Güzel. Sizin vasıtanıza da bir sürpriz yapalım. Peki. Dedik. Teşekkür umarım ederiz. Beğenmişsiniz. Acun'cum, sana sarılarak programa devam et. Ya bugün tek kale yaptın beni ya. Böyle bir şey yok. Tamam. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Bir sarıl bakayım. Sarıl sarıl. Gelme bak, gelme, yemin ediyorum çok kötü yaparım. Sakın gelme bak, yemin ediyorum. Geçti, geçti. Yaptım ben artık. Bunlar sulu şakalar oldu artık. Benimki zeka kokan bir şakaydı. Bir şey söyleyeyim mi? Ha. Sen bilek güreşine yenilirsin bana. Ben bugün anladım. Yemin ediyorum. Tamam. Gel.
Tenisi ya. Tenisi ya. Beni geçecek şimdi. Bir köşede gidecek. Gel gel. Bak sen zaten batırsan, sen yenersen zaten buton basacak. Aynen, aynen. Sen hadi beni bilek güreşinde mi yeneceksin? Evet. Hakikaten evet. Kendinde misin ya şu anda? Evet. Evet. Tenis, çok mu tenis oynadın? Evet. Hadi bir. Bir, iki, üç. Numara, numara. Kendime geldim, evet. Evet, nerede kalmıştık? İzin verirseniz buz gösterimize başlayalım. Veriyoruz tabii ki, buyurun. Tamam, teşekkür ederim. Başlıyoruz o zaman. She
Evet arkadaşlar, yarı finale Nait Yılmaz gitsin diyenler 1'e, gitmesin diyenler 2'ye basıyor. Valla çok başarılı. Gerçekten. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani siz bu işi iyi yapıyorsunuz. İlk turda da bunu çok net olarak göstermiştiniz. Tabii bu akşam yaptığınız performans ilkinden çok daha iyi oldu bence. Teşekkür ederim. Kesinlikle çok farklı bir dalda karşımıza geldiğinizi düşünüyorum ben. Sağ ve olun. Ve aynı anlamda da çok başarılı olduğunuzu. Çok teşekkür ediyorum Sergen Bey. Çok sağ olun. Emek, çok emek isteyen bir şey ve sonuç bir tek o... Fantastik bir Hülya Hanım Uzak Doğu kuşu da arka tarafını hani fazla zaman içeri benim de yapmadık. Neyse, sonuçta bu emek bile alkışlanır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun Hülya Hanım. Evet, sıra dışı bir yarışmacı olduğun kesin. Yani bugünkü performans da gayet güzel. Evet. Yani çok kısa bir sürede buzdan böyle bir eser ortaya çıkardın. Ama Acun Bey, şunu da göz ardı etmeyelim. Erhan Usta'mız gerçekten çok değerli bir insan. Belki burada çok fazla bana girmiyor. Çünkü böyle ufak bir görseli bir iki kişi çalıştığı zaman çok tehlikeli kazalar çıkıyor. Onun için de Erhan Usta da gerçekten... bu işe çok gönül vermiş bir insan. Kendisi çok değerli bir insan. Zaten az önceki ürünlerini de gördünüz. Ben onun için ayrıca da bir alkış istiyorum. Sağ olun. Evet, şimdi bakalım yüzde kaç alacağız? Yarı finale bizi taşıyacak mı? Seyircilerimizin verdikleri kısmet efendim. Evet, yüzdesi. Evet, işte Nait Yılmaz ve Erhan Usta'nın aldıkları yüzde geliyor. %89. Gerçekten çok büyük bir yüzde bu. Yarı finalin kapısını açtı ama biraz daha beklemek gerekiyor. Tebrik ediyoruz. Kulise alıyoruz ve teşekkür ediyoruz.